Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir helva kavuracağız, helva yapacağız. Helvamızın malzemeleri bu şekilde. Yapamıyorum, edemiyorum diyen herkes yapacak bu tariften sonra. Bir su bardağı unum var, bir su bardağı irmik. Eğer isterseniz sadece irmik yapacağım derseniz sadece irmik kullanın, böyle 2 su bardağı. Sadece un yaparım derseniz 2 su bardağı un kullanmanız gerekiyor. Yarım su bardağı sıvı yağım var, 2 su bardağı suyum var, 1 su bardağı da şeker. Malzemeler bu şekilde. Evet, ilk önce yağımızı tavamıza veya tenceremize alıyoruz. İrmiği döküyoruz. Ocağın altını yakıyoruz tabii ki. Unumuzu da döküyoruz. Şimdi ben her zaman göz kararı yapıyorum bu helvamı vesaire. Ama bugün tarif vermek için, yani tam böyle ölçü vermek için göz kararı yine olabilecek malzemeleri bardaklara koydum. Yağımız veya unumuz burada bir eksiklik veya fazlalık olursa ona göre malzeme ekleyebiliriz. Ama bence şu anda iyi gibi. Böyle yağla şeyi, unları kavuruyoruz. İrmik unu ve normal unu. Tam ölçü gelmiş. Göz kararımız doğru çıkmış. Güzelce kavuruyoruz. Evet, kavurmaya devam ederken unumuzu, bir taraftan da şöyle şekerimizi, bir iki bardak suyumuzu, bir bardak, bir su bardağı şekerimizi bir kapta karıştıralım. Evet, helvamızın kavrulması bu şekilde yeterli, bu kadar. Şekerli suyumuz da burada. Güzelce erimesi lazım şekerin. Hepsini güzelce erittim. Hiç kaynatmadım. Sıcak değil. Soğuk bir şekilde dökeceğim şimdi. Evet, şimdi bunu tekrar bir karıştırayım. Çünkü tavanın altı sıcak olduğu için altta kalan kısımlar yine biraz daha kızarmışlar. Evet. Şimdi şekerli suyumu döküyorum. Bunu güzelce bütün helvaya yediriyorum. Helva bütün suyu çekecek şimdi. Karıştırıyorum güzelce. Birazcık kısıyorum. Burada bizim püf noktamız nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Püf noktası unun güzelce kavrulması. Un iyice kavrulduğu sürece bunu tutturmamanız mümkün değil. Un güzelce kavrulacak. Daha sonra da isterseniz, hani bazı helva yapanlar suyunu kaynatıyorlar. Şekerle suyu kaynatıp koyuyorlar. Ben hiçbir şekilde öyle koymuyorum.
Suyu kaynatmaya gerek duymuyorum. Zaten benim istediğim kıvamı alıyor. Burada da bir nevi suyu kaynamış gibi oluyor. Yani o sırada kaynıyor. Buna gerek duymuyorum. Hem zaman kaybı hem de zaten benim istediğim lezzet bu şekilde gerçekleşiyor. Bu nedenle kaynatmayı zaman kaybı olarak görüyorum. Evet, bakın helvamız hazır. Çok basit, çok kolay. Hemen yapabileceğiniz çok pratik bir tatlı. Evet. İsteğinize göre bunu servis tabağına aldıktan sonra süsleyebilirsiniz. İsterseniz fıstık koyun, ister Antep fıstığı, ister Şam fıstığı, her şekilde. Fındık olabilir, ceviz olabilir. Tamamen sizin damak zevkinize göre değişir. Yaz olsaydı bunun içine bir de dondurma koyabilirdik. Dondurmalı çok seviyorum bunu gerçekten. Üzerine de tahin. Oh mis. Çok severim. Evet, güzelce pişiriyorum. Bütün suyunu alması için böyle biraz kuru, yani çok kuru değil de böyle nasıl diyeyim, ağızda dağılacak şekilde olması için böyle bütün suyunu çektirmeye çalışıyorum. Evet, servis ettim arkadaşlar. Helvalar henüz sıcakken istediğiniz şekli verebilirsiniz. Böyle bakın bu şekilde. Evet, hepinize afiyet olsun arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşça kalınız.